Adana'da bir kişi babasının doğum gününde ona hediye almak yerine çadırda yaşayan depremzede bir aileye konteyner ev hediye ederek gönüllere dokundu. Adana'da kebapçılık yapan Yaşar Aydın depremin ardından bütün illeri gezerek depremzedelere yardımlarda bulundu. Yaşar Aydın'ın oğlu Uğur Aydın ise babasının 57. yaş gününde ona hediye almak yerine çadırda yaşayan depremzede bir aileye konteyner ev hediye etmeye karar verdi. Depremin en çok etkilediği iller arasındaki Adıyaman'dan Baran ve Ümühan Özer ailesiyle iletişime geçen Aydın, ailenin deprem sonrası evlerini tamamen kaybettiğini ve 6 çocuklarıyla çadırda yaşadığını öğrendi. Bunun üzerine Adana'da yaptırdığı konteyner evi tıra yükleyen Uğur Aydın, Adıyaman'a giderek konteyner evi aileye hediye etti. Ailenin ve çocuklarının mutluluğu gözlerinden okunurken Aydın daha sonra konteyner evin önünde mahalledeki yüzlerce kişiye de kebap yapıp dağıttı. Ayrıca çocuklara da oyuncak hediye etti. Abicim çok teşekkür ederim ilgini alakana. Her şey için teşekkür ederiz. Çok sağ ol, iyi ki varsın. Evet. Yaşar abi çok teşekkür etti. Bizleri mahcup ettin, iyi ki varsın abi. Evet Yaşar abi, ben de iyi dileklerimi sana sunuyorum. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Biliyorsunuz çok büyük bir felaketten geçtik. Daha doğrusu daha atlatmış değiliz ama yine yaraları bir nebze de olsa sarmaya çalışıyoruz. Depremin ilk günden bu yana sürekli Hatay'ında olsun, Adıyaman'ında olsun, Malatya'sında olsun, Urfa'sında olsun, Osmaniye'sinde olsun, Adana'da elimiz uzandığı kadar bir yerlere ulaşmaya çalıştık. Bugün de babamın doğum günü. Ben de babamın doğum gününde onu kutlamak yerine hiç olmazsa onun da gönlünden bunun geçeceğini biliyorum. Hiç olmazsa bir aileye destek olmak. Tamam, uzanabileceğimiz milyon tane insana uzandık ama onun adına da olsun dedim. Ben de böyle bir doğum günü kutlayayım. Onun adına bir aileye, çadırda yaşayan bir ailemize konteyner bıraktım. Konteynerimize hediye ettik. Çocukları vardı. Çocuklarına hediyelerimizi götürdük. Kıyafetlerini götürdük. Oyuncaklarını götürdük. Dedik gitmişken bir dedik uzun zamandır belki sıcak yemek yemiyorlardır. Orada gittik mangalımızı yaptık. Beraber onlarla güldük. Beraber biraz oynadık. Zaman geçirdik. Hep beraber güzel bir şekilde geçirdik geldik. Şimdi onun öte yanından şöyle bir şey. Tabii tutku her zaman başkadır. Baba bizde çok çok ayrıdır. Şimdi beni bu zamana kadar getirdi, büyüttü, etti. Ben 13 yaşımdan bu yana bu meslekteyim, babamla beraberim. Bu zamana kadar da yapmış olduğu şeylerin tabii ki bir göstergesi olacak. Onun bu iyi yürekliliğine karşı benim yaptıklarım az bile, kefaletsiz bile kalır. Onun her zaman mutlu olması, her zaman huzurlu olması. Vallahi şunu söyleyeyim. Yani dünyanın en güzel hediyesi oldu. Yani en mutlu olacağım bir şey oldu, sürpriz oldu. Yani ben başka şeyler düşünüyordum ama doğum gününde böyle bir şey düşünmüyordum. Allah razı olsun, oğlum zaten benim canım, benim dünyam. Yani dünyada en çok sevdiğim şeyi yaptı. O da beni çok mutlu etti. Çünkü insanlar mutlu olunca herkes mutlu oluyor. Birileri üzgün olunca sen mutlu olamıyorsun. İstesen de buruk mutluluk yaşarsın. O yüzden biz en azından oğlum bir aileyi de mutlu ettiyse ve oradaki insanlara da doğum günüm diye kebap yedirdiyse dünyanın en mutlusu benim. Her şey gönlünüz olsun inşallah. Sağ olasın.